Aganar'ım herkese selamlar. 24 24'te 25 Şubat 2024 Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 13 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek konulardan bahsedeceğim. Onun yanında desteklerinizden dolayı çok teşekkürler. Sizlere bir adet de ideal kombin vereceğim Cumartesi için değerlendirecek herkese bol şanslar. Yine aynı şekilde beğeni ve yorumları eksik etmezseniz ben sizlere kombin verisi yapmaya devam edeceğim. 10 saniyeyi ayırıp beğenemiyorum bırakabilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skor yarışmamız var. Bununla başlamak istiyorum. Maç skor yarışmamalarımız Cumartesi'den Fenerbahçe, Kasımpaşa, Pazar gününden de İstanbul Sporla Beşiktaş. Maç skorları ne olur sizlere sorduk. Toplamda 6 kişiyi gruplarımızla misafir edeceğiz. Yorum yapmanız, maç skorları yazmanız yeterli olacaktır. Ondan önce Galatasaraylı Sparta Prag mücadelesi vardı. Elendik bildiğiniz üzere. 3-1 Prag yazan çok fazla var. 3-4 tane gördüm. Fakat 4-1 yazan olmamış. Bu sefer skor bilen alamadık maalesef. Devam edelim. Her türlü soru, görüş, öneri Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, herhangi bir sorusu olanlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Devam edelim raporlarla, kazandıklarımızla ve kaybettiklerimizle göstermek istiyorum hepsini. Mislerimiz ekrana gelsin. Öncelikle dün şöyle mislerimiz vardı. Ondan bahsedeyim. Galatasaray benim ultra mislimdi. En güvenli mücadele Galatasaray'ın varıydı. 2500 misli olarak KG var olarak önerdim. Bu geldi mi geldi. Yatana bakalım. LG var şu molde. Ben ev sahibinin bir yarayı kazanmasını bekliyordum. 1500 misli de bunu önerdim mesela. İki, ilk yarı iki, sıfır bitti. İkinci yarı Varşova gol attı. Direkler geldi. Gol iptal oldu. Kaçan net pozisyonlar derken Molde 3'e attı. Oradan bunu mesela kaybettik. Göstermek istedim. Geçtim. Aynı şekilde dün misliler bir de canlı olarak toparlamak istedim. Mesela Varşova'nın öyle olduğunu görünce Marsilya'nın golüne girmiştim. Ev sahibi 1.5 Marsilya çok iyi oynuyordu bu arada. Pazar bültenimi de aldım. Yani canlı olarak yüksek misli de yapmak istedim. Bodo'nun mücadele vardı. Ya yani Ajax kırmızı görmüştü. Sonradan Bodo da kırmızı gördü. Ben maçın geriye kalanını Bodo kazanır diyerekten de önerdim. 500 misli de bunu önerdim. O da tertemiz içeri geldi. Canlı yüksek misli de bu şekilde yaptık. Basketten güzel ilerledik dün. Hem e, ee, günün kuponu geldi basketbolda. Hem de NBA kuponu geldi. Basketboldan bu şekilde dün 2'de 2 yaparak da devam ettik. Fakat futbolda kombinelerde çok fazla iş yapamadık. Ondan bahsetmek istiyorum. Youtube kombini vermiştim sizlere. Galatasaray'ın varıyla Sporting Lisbon 1-1.5 üst olarak da ideal bir Youtube kombini vermiştim. maç ne oldu? 1-0. İlk yarısı bitti Lisbon mücadelesi. İkinci yarıda penaltı kaçırdı. Ondan sonra da yedi zaten. Penaltı kaçırdıysa yapacak bir şey yok. Günün idealine baktığım zaman da Varşova'nın da golü iptal oldu. Direkten de kaçanlar derken bu da başarısız oldu. Perşembe günü ideal kombinelerde başarısız bir gün geçirdiğinizde sizlere söylemek ve göstermek isterim. Her zaman kazanç olmuyor dostlar. Canlı olarak zaten gruplarımızda izlediğimiz maçlara dün de aynı şekilde. Ondan önceki de bugün de yarın de ve pazar günü de. Her gün ekranda olduğumuz için biz canlı olarak da izlediğimiz maçlarda öneri yaparak da devam ediyoruz. Herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılarak da sizler de ücretsiz tercihlerden faydalanabilirsiniz. Hatta sabah için göstermek istiyorum. Videoyu saat 1 sularından çekiyorum. Belki izleyenler vardır. Brisbane ile West Ham United'ın mücadelesi vardı. Sabah şekeri olsun dedim. Ergiz açık gruba da verdim. Sıradaki golü kim atar diyerekten de Brisbane'den 1.53 gibi orandan bekliyordum. Ne oldu Aga? 58'de attı. Tertemiz kazandık. Devre arasında verilen bir bahisti. Bu şekilde canlı olarak izlediğimiz maçlardan tercihler yaparak da kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu söylemek istedim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı şekilde artı 5 üzerine beğeni bekliyorum diyerekten de isterseniz başlayalım. İlk mücadelemizde Osnabrück ile Hanover mücadelesi. Agarım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Hanover bu haftayı boş geçmemesi lazım. Neden? Birinci ile ikinci yani Pauli ile Hoştan Kelin kendi aralarında oynanacağı bir mücadele var. Cuma günü oynanacak. İlla ki biri puan kaybedecek. Üst, sırala, üst sıraları yakalama şansı var mı var. Ve şu an Hanover 96 takımı çok formda. Formda olduğu için ben burada Hanover tarafındayım. Ama da Hanover tarafındayım. Şöyle bir ideal tercihim var. Diğer seçeneğinde Hanover. bakın maç patlasa bile bu tercihin gelmesini bekliyorum. Hanover bir yarıyı kazanın oranı 1.39. idealden alınır. Erken seans yapacağınız kombinlere de koyabileceksiniz koyabilirsiniz. yani güvenle bence. Hanover bence bir yarıyı kazanır değerlendirilir. Benim yüksek orandan tercihim burada Hanover'in doğrudan mücadeleyi kazanması. İndeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3-0'lık bir Hanover galibiyeti bekleniyor. İkinci mücadelem Gladbach'la Bochum karşılaşması. Bohum deplasmanda da olsa, içeride de olsa savunmayı çok fazla yapamayan takımlardan bir tanesi. Yani çok fazla savunma yapamıyor bu takım. Eldeki malzeme yapamıyor. Glabhawk da iyi hücum eden bir takım. Bohum arkadaki boşlukları iyi değerlendirebilir. Ben mücadeleyi tek bir yönden değerlendirdim ve tek bir tercihim var. Mücadele genelinde genel 3 gol çıkması yönünde. Maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3-1 Glabhawk'ın galibiyeti bekleniyor. Benim tek tercihim burada 2.5 üst olaraktan da iddia eden 1.44 gibi orandan tek tercihim olacaktır. Mücadelede 3 gol sesi bekliyorum. Aston Villa ile Nottingham Forest mücadelesi. Bu da çok güzel bir karşılaşma aslında. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum Aston Villa mücadelesinin. Aston Villa kendi evinde e, en iyi takımlardan birisiydi. Ve kendi evinde hiç kaybetmeyen bir takım olarak devam ediyor. Fakat son bir ayda oynamış olduğu maçlarda grafiğe baktığınız zaman da İnişli çıkışlı maçlar oynadığını görmek mümkün. O yüzden taraf olarak çok güvenmek istemiyorum. Fakat şöyle gittim. Ev sahibinin atacağı 2 gol. Nottingham Forest zaten iyi bir takım, tempo arttıran bir takım. Futbola doyabileceğimiz bir karşılaşma. Ben Nottingham ee, burada Aston Villa'dan 2 gol bekliyorum zaten. Mücadeleden skor beklenti ve indeks beklenti söyleyeyim. 2-1'lik bir Aston Villa galibiyeti. Buna göre de yüksek orandan alabileceğimiz bir karşılaşma olarak değerlendirdim. 2.5 üstüne bir yaparsanız da arkadaşlar 1.85'e kadar da oranı yükseltebilirsiniz. İdealim Aston Villa'nın 2 gol atarı ama yüksek orandan da 2.5 üstüne bir değerlendirebiliriz. Fenerbahçe ile Kasımpaşa bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Fenerbahçe son mücadelesi Rize'de aslında iyi bir maç oynamadı. Fakat sağ ve zemin ama İsmail Hoca'nın yaptığı 3 değişiklikle birlikte güzel kazanmasını bildi. Çok güzel oldu. Kasımpaşa ile oynayacaklar. Mücadelenin 2.5 üst oranı zaten 1.11. Maç sonu 1.5 üst oranı yok oran yok yani 1.23. O yüzden burada alabileceğimiz en güzel tercih ve ideal kombineme koyduğum bir karşılaşma. Aslında biraz da korkutmuyor değil. Fakat Fenerbahçe'nin ben burada hızlı başlamasını ve İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Skor beklentim buradan mücadele genelinde 3-1'lik bir Fenerbahçe'nin galibiyeti olacaktır. Ben idealden aldım ilk yarı Fenerbahçe galibiyetini. YouTube kombine olarak da ideal kombinemin ilk mücadelesini Fenerbahçe yaptım. skorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. bournemouth City mücadelesi. Cumartesinin bir diğer mücadelesi idealden. Liderlik gitti mi? Gitti. O Chelsea mücadelesinde puan kaybetti. Ve verilmeyen penaltı özellikle 90 artı 4 demini 7 demini yani City'ye net penaltıydı aga. Vermediler ama. Bournemouth'la oynayacaklar. Bormut da şöyle söyleyeyim. Formda iyi oynayan bir takım son dönemlerde. Hatta galibiyet serilerinden sonra şimdi de beraberlik serisi başladı Bournemouth tarafında. City'de şöyle bir durum var. Son maçlarında gördüğünüz arkada boşluk veriyor aga. Brentford maçında verdi. Chelsea maçında zaten çok verdi. Çok daha net verdi. O tür pozisyonlara Bournemouth girebilir. Fakat ben 90 dakika sonunda burada 90 dakika sonunda City'nin burada galibiyetini bekleyeceğim. İdeal kombineme de aldım. Maç sonu 2-1.5 üst yaptım. İdeal kombineme de koydum Fenerbahçe ile Cumartesi'nin kombinini önerdim arkadaşlar. Hatta benim skor beklentim burada 2-1 ayarında isti galibiyeti çıkabilir. Arsenal ile Newcastle, Newcastle mücadelesi. Mücadelede golüleri çok fazla oran açılmamış. Newcastle tarafı da Arsenal. Özellikle Porto Arsenal mücadelesi vardı. Herkes patladı mesela o mücadelede. Biz ne yaptık? Korner aldık oradan. İdealden hatta yüksek misli olarak da önerdim. Korner geldi. Arsenal tek başına o mücadelede 10 korner kullandı zaten. Bir ara zaten arda arda kornerler geldi. Oradan zaten paça yırttık biraz. Newcastle oynayacaklar. Her iki takımı da kornere katkı vermesini özellikle Arsenal tarafında Martinelli solda, Saka sağda. Çok fazla korner aldırabil aldırabiliyor. O da şutlarıyla aldılar bir aynı şekilde. Korner çıkma potansiyeli yüksek. 8.5 açarlarsa 8.5 ama muhtemelen 9.5'tan başlayacaklardır. 9.5 üst korneri de değerlendirebiliriz burada. Geçtim. Pazar için 7 adet mücadelem var. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. Pazar için gelenlerde 10 saniyenizi ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Fatih Karagümrük ve Alanya Spor karşılaşması. Alanya Spor'un son Adana mücadelesini zaten stat'tan izledim ve stat'tan canlı yapmıştık. 4'te 4 yüksek oranlarla değerlendirdik. Yüksek oranlarla kazanç sağladık. Şimdi Karagümrük'te Kara oynayacaklar. Alanya'da hücum hattında bazı değişiklikler oldu. Özellikle Can'ı kesmesi hücum anlamında iyi oldu. O yüzden Alanya tarafına ben bir gol yazdım. Karagümrük de son dönemde gayet iyi. Mücadeleden ben ideal eden tek tercihim. Karşılıklı gelecek goller oranda yüksek. Bakın oran az buz bir oran değil. KG var orana KG var oranına göre 1.61 banlı oranı var. Bence 1-1'in mücadelenin var. Alırsa Karagümrük tarafı burada 2-1 mücadeleyi de koparabilir. Trabzonspor'la Adana Demir mücadelesi. Adana Demir'in bir yerde patlama yapmasını bekliyordum ben. Fakat yani son izlediğim mücadeleden kaynaklı. Takım koşmuyor aga. Yani kaliteli isimler de var aslında. Fakat mücadele, takım koşmuyor, mücadele etmiyor. Sadece Yusuf Sarı kendi elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de bu e, Muansam'ı ne var? Orta sahada o da çok iyi. Ya geçen hafta canlı izledim dedim ya. Yani o Yusuf Sarı ile Moazlaga. Gerisinde çok fazla bir istek göremedim. Trabzon'da art arta galibiyetler aldı. Ona açı geldi. Bu maçta muhtemelen ilk 11 oynayabilir. Geçen mücadele dakika 88'de oyuna girmişti. Ben burada doğrudan bir Trabzonspor'un galibiyetini bekliyorum aga. Adana'nın koşmadığını gördüm. Dedim ki koşmayan takım ne yapabilir ki? Belli de olmaz. Ya bir yerde patlama yapacak bu Adana. Fakat bu maç olduğunu sanmıyorum. Matsu'nu biri ben doğrudan önerdim. Chelsea ile Liverpool mücadelesi. Burada da Liverpool tarafındayım. Neden Liverpool tarafındayım? Şimdi Klopp dedi ya, ya yani bu yıl son yılım Liverpool'la artık devam etmeyeceğim şeklinde. Takım böyle daha bir odaklandı bence. Yani Klopp'un açıklamalarından dolayı Klopp da zaten baba bir hocadır. O yüzden takım biraz daha istekli. Klopp'a bu kupayı vermek isteyecekler bence. Ama ben maç son ikine gitmedim. idealden gittim. Deplasman'da diğer seçeneğinde Liverpool bir yarıyı kazanır oranı. Ne kadar oran ne biliyorsunuz? 1.48 Bence Liverpool kupayı kaldıracaktır. Ama dediğim gibi deplasman bir yarıyı kazanan oranı 1.48. Bence güzel. Bu bir kupa mücadelesi. Final mücadelesi lig maçı değil. Onu da belirteyim. Deplasman da Liverpool olsa da gerçi maç tarafsız sahadadır ya. Aynen. Wembley'de tarafsız sahada olacak. Liverpool'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum bakalım. İstanbulsporla Spor'la Beşiktaş karşılaşması. Mücadeleden beklentim şu yönde. Burada İstanbulspor'u biraz ezmişler. Bence bu çok daha yüksek olması lazım. Baba İstanbul nasıl oynuyor biliyor musunuz? Mu? Yarınlar yokmuşçasına oynuyor. Son berabere kaldığı bir mücadele var. Antalya maçı sanırım. İkinci yarıda öyle pozisyonlar kaçırdı ki. Şöyle sadece ikinci yarıyı göstereyim. Bakın ikinci yarı Antalya oynayamadı. İkinci yarıda öyle pozisyonlar kaçırdı ki inanılmaz. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Yani çok da pozisyona giren bir takım. İstanbul Spor takımı Beşiktaş'la oynayacaklar. Okey mücadelenin beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-0'ı Beşiktaş'ın galibiyeti. Fakat ben diyorum ki İstanbul Spor Beşiktaş'a burada bir gol atar. Tek tercihim burada. KG var falan yapabilirsiniz. Okey. Fakat ben tek golünü vereceğim burada. İstanbul Spor Beşiktaş'a bence bir gol atar. Paris ile Ren mücadelesi. Ren de Milan mücadelesi oynadı. 3-2 galip geldi. Ren'in Ren nasıl oynuyor biliyor musunuz? 4-3-3 oynuyor. O ilerideki 3 zaten hücumcu. Bir de orta sahadaki 3 var ya sağ ve sol açıklar diyerekten söyleyeyim. Onlar da hücuma yani 5 kişi hücumu iyi eden bir takım. O yüzden Ren tarafı burada Paris'in arkadaki bu arkadaki bırakacağı boşlukları. geçen hafta ne yaptık? Lille karşı aldık. Paris kendi evindeydi. Dedim ki Lille bir gol atar. Dakika 5'te Lille gol attı mı? Attı. Burada da ben diyorum ki Ren'in atacağı bir gol idealdir benim için. Deplasman 0.5 üst oranı 1.42 bandında. Aynı İstanbul mücadelesi için sadece bir gole girdim. Ren tarafından yorgun da olsa bir gol bekliyorum. Elendiler zaten Avrupa'dan. Yani liga odaklanmaları gerek. Burada ya bulacakları pozisyonu iyi değerlendiren bir takım. Deplasman 0.5 gol üst. Marsilya ile Montpellier ile mücadelesi. Marsilya da dün Shakhtar'la karşı inanılmaz bir oyun oynadı. Hatta videonun başında da gösterdi. ki Marsilya ev sahibi 700 TL atın dedim. canlıdan. Oradan aldık biz zaten. Mücadeleyi 3-1 kazandı. İyi bir takım. Oynayan bir takım. Galibiyet de iyi moral oldu bu takıma. Bence buradan Montpellier'e karşı da galip gelecektir. Galip gelirken de ben Marsilya'nın burada atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst 1.58 gibi oran 58 Sivas Kangal diyerekten de ben Marsilya'nın oyununa güveniyorum. Dediğim gibi yorgun da olsa Bence oynamış olduğu oyun çok pozitifti. Galibiyeti aldı. Buradan sonra biraz böyle seri yapmasını bekliyorum ben burada. Marsilya takımının ev sahibi 1.5 1.58 gibi orandan değerlendirdim. Son karşılaşmam bu. Real Madrid ile Sevilla mücadelesi. Real Madrid de puan farkını biraz açtı. Geçen Royal Vallecano mücadelesi ne dedim ben sizlere? 2-3 gol aga. Patlama ihtimali var. Tek tercihim ve yüksek orandan değerlendirdik ve kazandık. Burada da tek bir tercihim olacak. Real Madrid'in kazanmasını bekliyorum. Fakat galip gelirken de 4.5 altında kalmasını bekliyorum. 2-0, 3-0 olsun 5 gol olmasın. 4.5 altında 1 onun 1.51 bandı oranı var. Değerlendirecekleri de bol şanslar. Cumartesi ve pazar tercihlerim bu yöndeydi. Sizlere de bir adet ideal kombin önermek istedim. İdeal kombinimiz ekrana gelsin isterseniz. Bu arada sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. İdeal kombinem cumartesi günü kombinesi. Fenerbahçe Kasımpaşa ilk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti aldım. 1.46 gibi orandan Fenerbahçe bence iyi başladı. İlk yarıyı galip gelecektir. Bournemouth Manchester City karşılaşmasına da Manchester City'nin en az 2 gol atarak da galip gelmesini bekliyorum. 1.50 gibi bunu da aldım. Toplam oran 2.19 olması lazım. Cumartesi idealim bu şekilde değerlendirecekler varsa değerlendirebilirler. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.